Pamuk, benim annemle babam uzun süre önce ayrıldılar. Ve babam geçen sene yeni biriyle evlendi. Sorun ne? Bir keresinde üvey annemle bir olay yaşamıştık. Ve babam bana kızmıştı. Ben olayı anlatmaya çalıştığım halde bana inanmamıştı. O günden beri babama o kadar kızgınım ki. Anladım. Peki babanla sonra tekrardan konuşmayı denedin mi? Belki o gün baban çok yorgundur. Belki işinde kötü bir gün geçirmiştir. Bu yüzden seni anlayamamıştır. Hayır, bir daha neden anlatayım ki? Anlasaydı o gün anlardı zaten. Bence babam beni hiç sevmiyor. Hayır Kıvır, böyle düşünerek babana haksızlık ediyorsun bence. Bütün anneler babalar çocuklarını çok sever. Sadece sevgilerini gösterme şekilleri farklı olabilir. Ama bu çocuklarını sevmedikleri anlamına gelmez. Bence babana seni anlaması için yardım etmen lazım. Nasıl? Yani dediğim gibi, babanla konuşup ona bu olaydan dolayı çok üzüldüğünü ve bu yüzden ona artık güveninin kalmadığını söyleyebilirsin. Buna ne gerek var ki? Zaten yine bana inanmayacak. Eğer acı çekmeyi sonlandırmak ve mutlu bir insan olmak istiyorsan bu problemi çözmek için bütün ön yargılarından kurtulmalısın. Annenle aran nasıl? O olay dışında bir şey yaşamadık aslında. Hatta benimle yakınlık kurmaya çalıştığını bile söyleyebilirim. Ama ben bir türlü ona alışamadım. Hem benim bir annem var zaten. Tabii ki senin bir annen var. Hiç kimse insanın öz annesini yerine geçemez. Ama ona bir şans versen, belki de bu dünyadaki en yakın arkadaşın olabilir. Bir abla, bir dost gibi. Babam derdi ki, insanlar bizim aynamızmış. Biz ne kadar iyi olursak karşımızdaki kişi de bize o kadar iyi davranırmış. Bilmem ki. Peki baban sendeki bu değişikliğin farkında mı? Yani seninle konuşmak için çaba sarf ediyor mu? Evet, akşamları annemle babam okulumun nasıl geçtiğini falan soruyor. Babam da bazen ailece oyun oynayalım diye beni çağırıyor ama gitmek istemiyorum çünkü ona kızgınım. Bak işte bundan bahsetmiştim. Neyden? Kıvır, benim anladığım kadarıyla ailen sana çok değer veriyor. Sendeki durgunluğun farkına varmış olmalılar ki seni çözmeye çalışıyorlar. Ama sen öylesine içine kapanmışsın ki sana bir türlü ulaşamıyorlar. Yani aslında onlar benimle konuşmaya mı çalışıyor? Anladığım kadarıyla öyle. Hiç böyle düşünmemiştim. Kıvır, bence insanları yaşadığın tek bir olayla yargılamamalısın bu arada. Nasıl yani? Hani bahsettiğin olay var ya, belki de gerçekten o olayda annen haklıydı. Bu yüzden baban ona inandı. Yani sana inanmamasının sebebi seni sevmemesi değil de belki de gerçekten haksız olmandır. Ama ya sınıftakiler? Kimler? Sınıftakiler işte. Beni okulda da kimse sevmiyor. Belki gerçekten hiç sevilecek biri değilimdir. Hayır, sakın böyle düşünme. Eminim sınıftakiler de seninle arkadaş olmayı çok istiyorlardır. Ama belki de onlarla da arana bir duvar örmüşsündür. Ben emin değilim. Yani gerçekten aslında benimle arkadaş olmak isterler mi ki? Tabii ki isterler. Sen çok eğlenceli birisin. Sadece onlara şans vermen yeter. Bak seninle bir anlaşma yapalım. Bugün baban ve annenle konuş. Onlara neler hissettiğini söyle. Göreceksin, seni anlayacaklar. Tamam, ben de öyle düşünüyordum. Dediğini yapacağım. Bakalım neler olacak. Pamuk, gerçekten bana daha önce hiç düşünmediğim şeyler söyledin. İyi ki bu okula geldin ve iyi ki benim arkadaşım oldun. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Hadi şimdi içeri girelim dersten. Tamam. Kızlar, Tokan'ı buldum sonunda. Aa, çok sevindim. Evet, sonsuza kadar bulamayacaksın sanmıştım. Çocuklar, şu yaptığım uçağa baksanıza. Adı da jet uçak ama birleşik yazılıyor. Vay, çok iyi. Atlana bir. Kafam. Kim attı bunu? Sen ne yaptın? Olamaz, kesin çok kızacak. Çikolata. Bir başıma uçak düşmediği kalmıştı. Bak demiştim, yandın sen. Şaka şaka. Uçağın süper hızlıymış. Bana da bir ara yapmasını öğretirsin, olur mu? Ne? Niye şaşırdın ki? Gerçekten çok güzel olmuş. Gerçekten mi? Pamuk, defterimi getirdin mi? Aa, evet, ben sana vermeyi unuttum. İşte burada.
Tekrardan teşekkür ederim. Rica ederim. Vay canına. Bu yazı senin yazın mı? Harika yazmışsın. Sahiden mi? Evet evet, çok güzel olmuş. Aynı bilgisayar yazısı gibi. Teşekkür ederim. Kıvır'ın nesi var sizce? Neden ki? Baksana, herkese çok iyi davranıyor. Ay bilmem ki. Acaba kafasına saksı falan mı düştü? Vallahi biz yine de temkinli olalım bence. Kıvır bu ne yapacağı belli olmaz. Günaydın. Pamuk, kaç saattir seni bekliyorum. Sana harika haberlerim var. Bu arada günaydın. Hayırdır, ne oldu? Gel otur karşıma. Dün senin dediklerini iyice düşündüm. Aslında çok haklısın. Belki de babamın bana sevgisi annemle evlendikten sonra hiç azalmadı. Belki de ben onunla konuşmayarak aramıza soğukluk girmesine sebep oldum. Bu yüzden dün eve gidince babamı ve annemi karşıma alarak onlarla konuştum. Geçen seferki olaydan dolayı çok üzüldüğümü ve işte diğer şeyleri de anlattım. Babam ne dedi biliyor musun? Aslında o benim böyle üzgün olmamdan dolayı çok üzülüyormuş. Ve hep bunu düzeltmek için benimle konuşmaya çalışıyormuş. Ama ben hiç karşılık vermediğim için aramızı bir türlü düzeltememiş. Hatta biliyor musun? Annem benim ona soğuk davranmama o kadar üzülmüş ki çilekli pasta sevdiğimi öğrenmiş ve bana pasta yapmış. Gerçekten mi? Evet. Pamuk, galiba babanın dediği aynı olayı doğruymuş. Ben onlarla konuşup problemleri çözmeye karar verdiğimde annemle babam da evde beni nasıl mutlu edebileceklerinin planını yapıyorlarmış. Çok sevindim. Pamuk, sen iyi ki benim hayatımdasın. Sen olmasan bunu asla başaramazdım. Bana inandığın için çok teşekkür ederim. Bence sen ileride çok 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 ünlü bir psikolog olacaksın demişti dersin. İnşallah canım arkadaşım. Senin adına çok sevindim. Günaydın Pamuk. Günaydın. Sana da günaydın Kıvır. Sana da günaydın. Kızlar, bugün öğle teneffüsünde bahçede piknik yapacağız. Katılmak ister misiniz? Tabii ki isteriz. Ya sen Kıvır? Ne, ben mi? Evet sen. Beni de mi davet ediyorsunuz yani? Evet, neden bu kadar şaşırdın ki Kıvır? Sen de bizim arkadaşımızsın. Tabii ki gelirim. Tamam o zaman. Pamuk, seni çok ama çok seviyorum. Her şey için çok teşekkürler.